Selamlar herkese. Haftalık Hip Hop gündeminin 82. bölümüne, tam tamına 4. sezon 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Flow bugün farklı bir format deneyeceğiz. Hı. Bugün Fuat'ın slime'ını yapacağız. Yap lan. Podcast'te slime yap bakayım hadi. Ben Deniz Fuat Alpay, slime'ı yapılan oluyor. Hemen karşımda da vasıfsız eleman var. Ozan'cım ben hoş geldim. Hoş buldun. Bana aynı zamanda Baytekinov, Fezada Çarpışanlar, Finansal Necromancer, Eşofmanlı Maliye, Vasıfsız Eleman, peki, Cahil Ceylan'ın Çeyreği, Fezada Çarpışanların Yarımı, haftalık... Bu bölümü buna mı ayırdık? Yani evet. Çok kar var. Sizin karlar... burası da çok yakışlı. Evet. Gelirken bir kere takla atar gibi oldum ama düşmedim. Ama dönüşte çok korkuyorum. Umarım başıma bir iş gelmeyecektir diye düşünüyorum. Hawkeye'in stuntları gibi böyle geri takla atıp poz veriyorsun. Veya sen bana şey yapacaksın. Dönüşte bir leğen meğen ayarlayacaksın. Ben ona bineceğim. Metrobüse kadar kaydırıp gideceğim hemen yani. Oo şey, kış sporları diyorsun. Aynen öyle. Güzel. Ben telefonun sesini kapatayım. Ha, aynen. Bildirimlerini kapat Ozan'cım. Bu hafta geçen hafta da belirttiğim üzere oldukça yoğun bir hafta. Fakat normalde bu hafta da çıkması gereken şarkıları önümüzdeki haftaya, ondan sonraki haftaya falan dağıta gittiler. Çünkü bu hafta normalde şişti apse yaptı. Çok yoğun bir hafta olması gerekiyordu. Aha. Yine bu biraz hafifletilmiş hali, öyle söyleyeyim. Çok güzel İnsanlar çünkü var. Şey anladılar yani çok şişeceğini. Aynen. İleri sardılar. Aynen öyle. Ben hemen bülten kısmımızı aradan çıkartıyorum. Casus'tan yeniden gelmiş. Bekon ve Motive'den Hotbox geldi. Decrat'tan Kısas adında bir albümümüz var. Asil'den Arınma Gecesi adında bir EP. Kontkar ve Downtown Dion'dan Fire Department'ın tamamı çıktı EP'si. Geçen hafta İstanbul teklisini konuşmuştuk. Harry Fraud da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bedo ve Cem Solo'dan Deliriyorum. Bossy'den Şans, Neo Castro'dan İz, Esah'tan Merhamet Yok, Feri ve Mamba'dan Mugshot adında bir düet çalışması, Volt'tan Uyan Uykun'dan, Young Uzo'dan Baba High gelmiş. Baba High. Normalde bir de istek çalışmamız var fakat program başına bahsettiğim üzere çok fazla konu başlığımız var. Yabancılarımız da çok fazla var. Türkçelerimiz daha keza. Ama ismini almadan geçmek istemiyorum. Mutlaka playlistimize ekleyeceğiz. Rantes 267'den Yüksel adında bir tekli var. Bunları saydıklarımın hepsine Spotify haftalık Hip Hop gündemi listemizden ulaşabilirsiniz. Evet. Konu başlıklarımıza geçiyorum Ozan'cım. İlk olarak Veteran ve Arda Sertkol'dan Broken VHS Tapes gelmiş, buyursunlar. Geçen sene konuştuğumuz bir işti. Hı-hı. Neden aldınız diyecek olursanız öncelikle stream platformlarında yoktu. Remastered diyebilir miyiz? Reworked diyebiliriz. Çünkü farklı aranjmanlar da yapılmış beatler üzerine. Geliştirilmiş yani. Gerçekten de geliştirilmiş bu arada. Açık ara haftanın bence en iyisi Türkçelerde. Vay, bomba gibi giriş yaptın. Devam et. Yani bol sample'lar işte, piyano sample'ları, jazz sample'ları, keyifli davullar. Dinlemesi bayağı keyifli bir şey. Yani çok da ekstra bir şey anlatmama gerek yok. Açıp dinlemelisiniz. Yani bu genç ikiliden haftayı aşan işler duyunca şaşırtıyor tabii. Çünkü rakipleri de bu hafta bayağı kuvvetli. Dün Flow Radio'dan da paylaştım şeyden. Hı-hı. Instagram'dan falan storiesini de gördüm. Güzel geri dönüşler oldu. Güzel ha. Albüm güzel bence. İlk şarkı özellikle çok hoşuma gitti. Red Bad Grooves muydu? Öyle bir aynen şeydi. Aynen öyle. Onu özellikle belirtmek istedim. Dimes istiyorum. We Shared ve Sea Song Root da bayağı iyiydi. Playlistimizde olacak mutlaka birkaç kesinlikle şarkısı. Oradan dinleyebilirsiniz. Devam ediyorum. Bunu hafta içerisinde sen bana atmıştın. Hı hı. Twitter'dan şey de yazdı özelden. Güzel bir iş geliyor gibisine. Villain yazdı. Aynen, Villain'a güveniyoruz yani. Sevdiğimiz bir isim. John Rooks'tan Sunset gelmiş Ozan'cığım. Haftanın diğer enstrümantal işi bu. Albüm EP değil. Direkt single olarak. Aynen. Haftanın Türkçelerde en beğendiğim ikinci işi bu oldu. İşte gitar ve yaylılarla dolu bir sample üzerine. Güzel, keyifli bir groove işlenmiş. Sadece davulları biraz fazla yoğun buldum. Daha sade olabilirdi. Buna rağmen dinlemesi keyifli bir işti. Ben seveceğinize inanıyorum enstrümantal işleri seviyorsanız. Mastering aşamasında Villain'ın imzası evet var. Artwork tasarımı da özellikle çok hoşuma gittiği için baktım. Bilal Geliç. Akıyor gidiyor ya. Aynen, çok güzel bir görsel çalışma. Playlistimizde olacak evet efendim. Sıradaki konu başlığımız Lil Owlin'den Gerçekler. Ozan'cım SoundCloud'da çıkışını gerçekleştirdi, buyursunlar. Haftanın yine bayağı iyi işlerinden biri. Kallavi işlerinden biriydi kesinlikle. Evet. Hani geçen haftaki işini başarılı bulmuştum ama çok benlik değildi, beğenmemiştim ya. Bunu beğendim mesela. Bunu dinlerken keyif aldım. Geçen hafta değil, ondan önceki hafta olabilir. Doğru, ben geçen bölüm diyeceğimi aynen geçen hafta dedim. Artık onu şey yaparsınız. Yine emo rap'i konuşturduğu bir iş çıkarmış. Bunda işte alternatif press'te adı geçecek seviyede iyi yapmış bu alternatif trap, emo rap işini. Böyle daha gergin, daha saldırgan bir performansı var. O da hani insanı yakalıyor. Öyle yine beat'in altına biraz daha sade bir vokal sample'ı üzerine biraz daha kuvvetli davullar formülüyle gitmiş. Ve bu da güzel bir alan açmış.
Lil Lovely'nin rap yapmasını daha iyi sağlamış. Yani epey depresif ve ihanet içerikli bir şarkı. Öfke dolu bir şarkı. Daha önceki şarkısına göre ben daha çok beğendim. Bu da başarılı türü için. Evet. Hem rapi hem melodik vokalleri daha iyi bence bunda. Şimdilik Spotify'da yok ama önceki işleri gibi sonradan koyar diye tahmin ediyorum. Şimdi benim bu konuda söyleyeceğim birkaç bir şey var. Öncelikle şunu belirteyim. Benim gerçekten bu haftanın en çok beğendiğim ikinci çalışması oldu. Güzel. Şimdi ben özelden Lil Lovely'nin Instagram'ını takip etmiyor olsam mümkün değil haberim olmayacak. Evet. Çünkü başka hiçbir yerde görmedim. Bizim piyasada mı diyeyim hani sektörde sosyal medya hesaplarının böyle bu kadar taraflı veya bu kadar standart işleri en yüksekte kim varsa onları paylaşmalarını artık yediremiyorum. Çok uyuz oluyorum. Burada patrondan bir alıntı yapayım. Saygısız rap sayfaları çok yani sürekli aynı şeyleri paylaşmaları demek evet. istiyorum. Ben dün ya da dünden evvelsi gün hatta Flow Radyo'dan da paylaştım SoundCloud üzerinden işini. Çok beğendim. Birazcık buna dikkat edelim. Yani paylaşalım. Sürekli aynı şeyleri paylaşırsak hiçbir yere varamayacakmışız gibime geliyor artık. Diğer o rap sayfalarında çok da farklı bir bilgi birikimi ya da işte hani daha yeni şeyleri takip edeyim modunda insanlar yok. Daha çok Nakavt'a bakalım kim varsa onları paylaşalım. Yani hani çok da çaba sarf ettiklerini düşünmüyorum evet. o rap sayfalarını. Kesinlikle katılıyorum. Ve devam ediyorum Ozan'cığım. Programımızda sıklıkla konuştuğumuz bir isim Goblin. Goblin'den inanmazsın adında bir tekli var. Buyursunlar. Yeni şeyler denediği, kafası kırık böyle bir işle gelmiş. Underground elektronik işlerini sevdiği bariz belli. UK garaj ve biraz da böyle mainstream olmayan dubstep sanatlarını yer yer kullanmış. Ya özellikle Buraya ile çok benzettim tarzı olarak. Çok farklı böyle şarkı yazımları yok. Daha çok işte vokalde söylediği şeyleri biraz da enstrüman gibi kullanarak yaptığı. Atmosferik daha böyle mood bir iş olmuş. Özellikle işte yer yer vokallerini koro gibi çoğul olarak kullanıp üzerine synthesizer'la güzel motifler eklemesi bence iyiydi. Yani DJ setlerine çok güzel gidecek bir şarkı. Yani elbette böyle daha şarkı yazımına önem verdiği şarkılar kadar sarmasa da bu türü de başarılı bir şekilde icra etmiş diyebilirim. Kapak görüntüsündeki çocuğun adını unuttum. Macaulay Culkin miydi? Öyle evet şeydi. Evet. İkinci filmde Donald Trump'a yol soruyordu. Yol... Yol sorulması gereken en son insan. Aynen öyle. Pizza gay. Ya bir de Malakai Kalaki'nin şeyi vardı. Evde tek başına dışında bir tane daha kötü çocuğu oynadığı şey vardı ama onda gerçekten... Korkulu film mi diyorsun? Aha, bu şeyle Elijah Wood'la oynadı. Ya öf sen de vardı DVD'si göstermiştin. Evet. Şimdi sıradaki konu başlığımıza devam ediyorum. Hı-hı. Özellikle video klibiyle benim bu hafta en çok dikkatimi çeken işlerden Hı-hı. birisi Kum'dan Carolina geldi. Evet. En son işini, her şey çok güzel olacak işini konuşmuştuk yine. Aşağı yukarı kendisinin daha çok böyle punk oryantasyonlu bir isim olduğunu söyledik bu trap işlerine girdiği zaman. Biraz daha gitar trap soundlarına da yönelik çalıştığında fonetiğin şeyinde söylemişti röportajında. Bunda biraz daha farklı bir yöne gitmişler. Hem Tanerman'ın yönlendirmesiyle büyük ihtimalle. Çünkü o biraz daha gitar trap'ten çok daha mainstream trap ve rap soundlarına daha yakın. Hissediliyor biraz daha Latin soundlarını kullanmışlar bunu işte. Yer yer jenerik söylemler Mamacita falan gibi jenerik barlar var. Ama onun dışında böyle çok çok şarkı yazımının öne çıkmadığı bir şarkı olsa da eğlenceli bir şarkı olmuş. Klibi de ilginç olmuş. Böyle Art House, Yeşilçam ve Türk dizisi tadında bir şey olmuş. Özellikle benim albümüyle birlikte çok fazla dadarımı aldığım bir isim oldu. Ben takip ediyorum. Güzel işler geliyor. Sıradaki konu başlığımızla devam ediyorum. Chef B ve Havi'den Nightlife gelmiş. Bu albüm çıkacak olan albümün ikinci single'ı. Hatta geçtiğimiz haftalarda da ilk single'ı da evet. vardı. Dürüst olmak gerekirse Chef B'nin drill işlerinden hiçbir zaman randıman alamadım. Daha çok diğer sound'da yaptığı işleri daha çok beğendim. Bunda da randıman aldığımı söyleyebilirim. Bayağı beğendim. Son zamanlarda Chef B'den duyduğum en iyi şarkı olabilir. Havi özellikle çok yukarı çıtayı çıkartıyor. Çok iyi bir iş çıkarmış. Yarı Almanca, yarı Türkçe bir şarkı yazımı var Havi'nin. Şarkıya başlarken ilk birkaç barda böyle tam şarkıdan düşer gibi oldum. Ondan sonra bir yükseldi. Şarkıda performansı kurtardı ve hani yakaladı beni o anlamda. Evet. Vokali de kuvvetli, bayağı iyiydi ki bu sayede Chef B'yi biraz ateşlemiş ve Chef B'yi de rekabete girmiş. O da çok iyi bir performans çıkarmış bununla birlikte. Bu şarkı yazımı biraz klişe ama bayağı güzel performanslarıyla öne çıkan bir aşk şarkısı olduğunu düşünüyorum. Fuego'da özellikle, Fuego'ya da değinmek lazım. Aranjmanda yaptığı böyle minik minik hareketlerle o yakalıyor. Yani insana biraz daha böyle sıkmadan ilerlemesini sağlıyor. Yer yer işte davullardaki kick hareketlere, ondan sonra
snare hareketleriyle birlikte. Kesinlikle. Tek olumsuz bulduğum şey biraz fazla yoğun olması. Çünkü Chef Bean'in şarkılarında fark etmişsindir. Biraz daha böyle dinleyici biraz daha böyle headroom bıraksa daha güzel olur gibi düşünüyorum. Şarkıların tekrar dinlenilebilirliğini etkiliyor benim açımdan. Yine de bayağı iyi bir şarkıydı. Bence bu haftanın en iyi şarkılarından biriydi. Güzel. Playlist'e alacağız tabii ki de. Valla bence de. Sen söylemesen de büyük ihtimalle söyleyecektim. Benim Chef Bean'den duyduğum en iyi iş. Hı-hı. Son zamanlarda. Onu özellikle söyleyebilirim. Evet. Havi'yi ben daha önce duymamıştım. Benim cahilliğim olabilir. Ben de duymamıştım. Ama sonuç olarak Nightlife güzel bir işti. Birkaç hafta önce yanlış hatırlamıyorsam ilk single'ın da adını evet. geçirmiştik. Ondan daha çok beğendim. Onu söyleyeyim. Chef Bean tabii, albümünü tabii, bekliyorum tabii, ben. Tabii tabii. Şimdi Ozan'cım 3 hafta üst üste Balkan Barlas konuşulan program haftalık hip-hop gündemi devam ediyor. Bu hafta da Sean Price ve Mixtape geldi. Geçen hafta sormuştum o mu o mu diye. Şimdi de sorayım. Bu üçünden hangisi bir numara? Wu-Tang hala. Halen daha Wu-Tang. Ama Sean Price ikinci sırada. Hemen hızlıca son sıraya mı yerleşti şey? Ya kötü değil tabii ki de Batı Berlin Remix Tape ama yani kullandı raplerde belli yani. Sean Price, Tore, Sky. Hadi bunu övelim. Ya Baykan kusura bakma bu hafta seni kapak yapamayacağız ama. İki hafta üst üste yapamıyoruz aynen. kardeşim. Ya Sean Price'ın işlerinin olduğu veya Sean Price'ın kendi işlerini alarak 15 şarkılık bir remix tape çıkarmış. Büyük ihtimalle yine onun biriktirdiği remixlerden böyle güzel bir konsept yaratmış. Beatler gayet yerinde. Soulful ve banger. Tam yakışan bir iş yani Sean Price külliyatına. Kesinlikle dinleyin derim. Benim haftanın en beğendiğim 3. işiydi Türkçelerde. Güzel. Çıkıntılık yapayım. Ben bunu daha çok beğendim şeyden. Wu-Tang'den. Yo çıkıntılık değil o senin. Kendi fikrin. Vay ben bunu bayağı beğendim. Onu söyleyeyim. Hatta şeyi düşündüm. Ulan geçen hafta Baykan'a kapak yapmasak da bu hafta mı yapsaydık diye ama bu hafta şimdi birazdan çok güzel bir evet. işe geçeceğiz. Evet sevgili Ozan'cım, Türkçeler kısmımızı bir albümle istersen kapatalım. Evet. Fuat Ergin'den 50 Kalibre. Valla Fuat'ın bu albümünü dinlerken karmaşık duygular içerisinde dinlediğimi söylemem gerekiyor. İşte yer yer Scarface'in Deeply Rooted albümünü dinlerken aldığım heyecanı aldım. Çünkü Scarface dediğin adam 1980'lerden beri yapıyor ve 2015'te çıktı bir albüm yaptı. Dedik ne yapıyorsun abi sen yani. Dur abi ne yapıyorsun? Abi dur ne yapıyorsun sen ya dedik yani. Ve bazı şarkılarda gerçekten o hissiyatı aldım ama bazı şarkılarda da çok düştüm albümden. Özellikle iki şarkıda çok beğenemediğimi söyleyebilirim. Hoşuma gitmedi. Crematorium EP'yi bundan daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Daha derli toplu böyle daha net bir şeydi. Bunda çünkü farklı şeyler denemiş işte Afro Trap soundları falan. Yer yer hani konseptin dışına çıkan yerler oldu. İşte Deeply Rooted heyecanı aldığım yerleri ben söyleyeyim. Öncelikle Tırman Düz Duvara, You Getting Fucked Up, Meçhule Doğru. Hatta Göze Göz, Dişe Şiş şarkısını da buna sayabilirim. Bir kere Fuat bu yaşına gelmesine rağmen 20 seneyi aşkın rap yapmasına rağmen hala tekniğini geliştirerek gitmesi, hala üzerine koyması ve hala bu konuda diri olması bence müthişti. Özellikle Tırman Düz Duvara da Dipnot'un verse'ü net bir şekilde albümün benim için en iyi verse'ü, en iyi anlarıydı. Aynen. Bunu baştan söylemem gerekiyor. Göze Göz, Dişe Şiş de müthiş bir girişti albüm evet. için. Ben Şanlı Şer'in o performansını da çok beğendim. Özellikle o autotune'un nakaratı benim şeye gitmeme sebep oldu. Deeply Rooted albümüne gitmeme sebep oldu. Oradaki nakaratları, o albümdeki nakaratları anımsatan bir hava yakalattı bana. Hı hı. Yani şey güzel aslına bakarsan işte afro trapler, driller, boom bapler, karışık soundlar denemesi bence güzel bir şey. Yeni yeni şeyler denemesi. Özellikle drill çünkü Fuat'ın agresif ve enerjik tavrına yakışıyor. Ama afro trapler yakışmıyor çünkü afro trapler çok karman çorman ve çok hani yoğun altyapılar olduğu için zaten Fuat da hani yoğun bir rap yapıyor. Hani bar üzerine bar, bar üzerine bar. İkisini ben uyumlu bulmadım. İzahat ve Maraton özellikle o iki şarkıdan hiç randıman alamadım. Her ayın elemanı ve kalbim gibi biraz daha hani şarkı yazımın daha yoğunlukta olduğu albümler bekliyorum Fuat'tan. Albüm, evet albümde beni biraz hayal kırıklığına uğratan kısmı oldu. Ama onun dışında Fuat seviyorsanız ayıla bayıla dinleyeceğiniz bayağı gaz bir albüm olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle. Seveceksiniz. Abi şimdi şöyle ben önce sevdiğim şarkılardan başlamak istiyorum. Göze Köz Dişe Şiş bence mükemmel bir giriş. Zaten tepe noktasından başlıyorsun evet. albüme. Hani ortalarda bir yerde olsa bu kadar daha verimli olmazdı diye düşünüyorum. Mükemmel bir giriş şarkısı bence albüme. Meçhule Doğru beğendim. Güzel bir çalışmaydı. Abi Tırman Düz Duvara albümdeki bence en güzel şarkılardan birisi ve Dipnot abi. Hani Dipnot verse'ü bence albümdeki en iyi verse olabilir. En iyi düet burada. Abi tam öldük dur yani. Ne yapıyorsun sakin ya? Sakin ol abi. Ne yapıyorsun yani? Hakikaten çok başarılıydı bence. Onun dışında bakıyorum Akıbeti Meçhul fena değildi. Harun Adil'le olan şarkısı. Evet. Biliyorsun şeyde sen sürekli sene sonu programımızda söylemiştim bunu. Harun Adil de benim listeme aldığım bir isimdi. Fuat Ergin
de keza öyle. Katafalk'la almıştım Harun Adil'i. Krematoryum'da Fuat Ergin'i almıştım ve şey demiştim, hani hakikaten yeni yılda bu ikisinden bir düet gelmese mi artık demiştim. Daha 3. 4. ayda bu dileğim gerçek oldu. Süper. O benim için ekstra bir önem taşıyan bir şarkıydı ve çok beğendim açıkçası. Onun dışında benim de söyleyeceğim bir şey yok. Maratona ben de ısınamadım. İzahat de çok hoşuma giden bir çalışma olmadı. Aşağı yukarı aynı şeyleri düşünmüşüz galiba zaten ya. Aynen öyle. Fuat Ergin'i seviyorsanız dinlememeniz gibi bir durum zaten söz konusu değil. Albümün yarısından çoğunu büyük bir zevkle, büyük bir gazla dinlemiş bulunuyorum. Ve bu hafta sanırım kapak görselimizde de Fuat Ergin'i bir kez daha ağırlayacağız. Diyorum ve Türkçeler kısmımızın sonuna geliyorum. Haftalık Hip Hop gündeminin biz kaçıncı bölümündeydik? 82. 82. bölümün 4. sezon 8. bölüm. 2. kısım yabancılar kısmı, Ozancım'ın Ayla Bayla sunduğu, sunarken büyük bir keyif aldığı kısım. Tabii. Şimdi öncelikle ben ucuz cipsimizi döküyorum. Şunu da bir yiyelim efendim. Ucuz. Ucuz mu bu? Bu ucuz cips. Ucuz etin yahnesi. Cips oldu. Daha tuzlu olur. Aynen öyle. Giriyorum konu başlıklarına. Ne demişsin? Tom Caruana'dan Strange Planet. Senenin albümlerini çekip aldığım bir albüm oldu. Direkt böyle gireceğim. Bir müthiş bir prodüktör albümü öncelik. Yani Tom Caruana nereli diyecek olursanız Birleşik Krallık'tan bir prodüktör. Daha çok işte mashup ve remix işleriyle tanıdığımız geçen 10 sene içerisinde. Ve buradan alıp yürüyerek artık kendi diskografisini oluşturmaya başlamış bir isim. Özellikle Wu-Tang ve Beatles'ın mashup'ını yaptığı albüm bayağı iyidir. Geçen sene de çok iyi bir albümünü konuşturmuştuk. Böyle senenin albümlerine girmekten böyle ucundan dönmüştü öyle söyleyeyim. Bayağı iyiydi o da. Bu albümde sound olarak ne kullanıyor onu söyleyeyim öncelikle. Psychedelic Rock, Lounge ve Funk tonlarını kullanıyor. Yine bol sample'lı. Sample seçimi çok iyi. Davul seçimi gayet iyi. Prodüksiyon olarak 1960 sonu 70'lerin başı soundtracklere benziyor ki aslına bakarsan albümün şeyinde de soundtrack diye geçiyor albüm kapağında, albümün başında geçmese de. Rap performansları müthiş. Bayağı kalabalık bir rap listesi var, rapçi listesi var. Özellikle King Kashmir, Mr. Leaf, Willie Evans Jr., Lee Scott, Billy Woods, Majestic Legend ve Bug Brown'un performanslarına bayıldım ama albümde tek kötü şarkı yok. Tek ortalama bir şarkı yok. Sadece daha çok sevdiğiniz şarkıları seçeceğiniz bir albüm olduğunu söyleyebilirim. Beatler inanılmaz yani, akıp gidiyor. Sanırım Hip Hop Harmanlık 2022'de bu albümü sen bir kez görme ihtimalimiz var. Görme ihtimalimiz yüksek yani. Ozancım, Milk ve Andy Savoy'den Windbreaker demişsin. Bu kısa çalar Fresh Select şirketinden çıkan bir EP, bir albüm. Yaklaşık olarak 8 şarkıdan oluşan bir iş. Milk albümün rapçisi, Andy Savo da ise albümün prodüktörü diyebiliriz. Prodüksiyon olarak kusursuz bir albüm. Sound'u içerin. Bol sample'lar. Yine groovy davullarla. Tam bir boom bap albümü. Yani daha çok işte nasıl diyeyim, hayatta ilerlemek ve kendi yerini bulmak. Yer yerde işte ben senden daha iyi rapçiyim demek üzerine yapılmış bir albüm. Hani böyle şarkı yazımında çok değişik şeyler denemiyor. Çok farklı yerlere gitmiyor ama eğlenceli bir iş. Dinlemesi bayağı keyifli bir iş. Birkaç tane şarkıyı ben çok beğendim. Özellikle Blue'nun eşlik ettiği şarkıyı beğendim. Blue beat'in içerisinden geçmiş müthiş bir performansı var. Portland'lı rapçinin albümünü tavsiye edeceğim size. Bir bakın derim. Beğeneceğinize inanıyorum. Ozancığım, bir içerik vardı YouTube'da. Bu mikrofonu falan yalıyorlardı. Abuk subuk sesler çıkıyor. Evet, ASMR. Bir cips ASMR yapalım mı? Müsaadenle. Gel gel. Mikrofona vurmayacaksın cipsi. Şöyle yapacağım bak. Ama bir yanarsak bizi taşlarlar. Hiçbir şey olmaz. Devam ediyorum. Your Old Group'dan Yod Wave. Şimdi Your Old Group benim eskiden çok dinlediğim bir isimdi. Zekice barları, verse'leri, kelime oyunları, komik anlatımlarıyla öne çıkan bir isimdi. Ama 2019'dan sonra hiçbir albümünden randıman alamamaya başladım. Ki bu da randıman alamadığım işlerinden biri. Ya iyi şarkı yazımı ve zekice barlar, komik anlatımlar bu albümde de var mı? Var. Yok değil. Ama ne eksik? Öncelikle beat seçimleri, hiç beğenmediğim beat seçimleri olarak devam ediyor. Ne kadar yüzün düştü lan albümden bahsediyorsun. Yani 2019'dan beri şunu anladım. Yani ben bunun dinamik bir vokali olduğunu düşünüyordum eski albümlerde ama gerçekten de beat seçimi aslında dinamiklik sağlıyormuş ve o yavaş beatlerde hiç dinamikliğini koruyamıyor. Sıkıcı ve monoton bir hale geliyor. Yer yerde yalpalıyor. Seveni çok olduğu için ben paylaşmak istedim. Geçmek de istemedim. Sizinle paylaşacağım ama hiç randıman alamadım bu albümden. Hiç keyif alamadım. O kadar güzel barlara, şarkı yazımına rağmen. Ama bunun söylemesi çok keyifli. Emrak Emrik ve We Funky Band'den Celebration. Bu albüm tam bir P-Funk albümü öncelikle. Onu söyleyebilirim. O ne demek?
Onu anlatacağım. P-Funk nedir diyecek olursanız Fuat Bey'in dediği gibi Parlament ve Funkadelic grubunun bir alt türü olan funk türü. Şöyle ki sadece Parlament ve Funkadelic değil, aynı zamanda bu üyelerin solo albümleri, üyelerin aynı üyelerin kurduğu başka gruplardan oluşan bir külliyat P-Funk. İçerisinde Ball Synth kullanımı, Talkbox kullanımı, yine James Brown'un kullandığı gibi kalabalık üflemeli grupları, ondan sonra kalabalık vokal atışmalı, işte biri bir yerden bir şey diyor, biri bir yerden bir şey söylüyor gibi vokal atışmalı olduğu, genelde sahnede böyle saatlerce improvize funk çaldıkları bayağı gaz ve manyak bir tür. Enteresan. Bunda da o P-Funk sound'unu hissedebiliyorsun. Hatta P-Funk dediğimiz şey de G-Funk'ın atası aslına bakarsan. West Coast tarzının. Allah'ım bir şeyler öğreniyorum. Evet. Yani bildiğin hani o Dr. Dre'lerin falan atası aslında bunlar. Evet. Dr. Dre'ler, Warren G'ler, Dez Dillinger'ların, Snoop Dogg'ların atası. Zaten Snoop Dogg albümlerinde bol bol George Clinton görebilirsin. Bir P-Funk efsanesidir. Bakın arka taraf, bak hoca bir şey anlatıyor burada. Evet. Bunda da yine bol bol üflemeliler, bol bol talkboxlar, yer yer rapler var. Hayvan gibi çalmışlar. Köpek gibi funk çalıyorlar yani. Başka bir şey demiyorum. Açın dinleyin. Mükemmel bir albüm olmuş. Şimdi Ozan'cığım sırada Onyx'ten 1993 var. Bu Onyx Pokemon değil miydi lan? Değil miydi? Kaya yılan vardı. Yok o da. Tamam. Okey. Onyx bu Onyx değil. Peki. Ama tip olarak biz Onyx bu Onyx değil. Evet. Kripto buralara hep bu şakayı yapıyorum ya. Onyx. Peki. O 1993 değil burada. 1993. Peki. Peki kardeşim. Buna dikkat edeceksiniz. Tamam. Biz burada saksı değiliz. Tamam. Onyx deyince sevenlerin aklına ne geliyor? Pokemon geliyor işte. Sevenlerin aklına diyorum. Zilizopların aklına demeyin. New York, birbirlerine yumruk atan konser izleyicisi. İğrenç. Kollar havaya aşağı kalkıyor, bağırış çağırış. Klasik boom bap, hayvani boom bap beatler geliyor. Aslına bakarsan Onyx'ten ne ararsan burada var. Beatler iyi. Fred Rom, Star ve Sticky Fingers yine akıp gidiyorlar. Yine işte seni vururum, seni döverim tarzı rapler. Klasik. Evet. Bayağı keyifli yani. O kadar keyifli olmayan şeylerden bahsedip yine keyifli dedim. Şey yani burada tam bizim Fatih'in şey işte. Spor salonu playlistine. Ama kaliteli şarkılar olduğu için hani. Hmm. Peki Ozan'cığım sen bize hızlıca haberleri mi sunacaksın şimdi? Sunayım. Yazmaya vaktimin olmadığı ama dikkate değer olduğunu düşündüğüm şeyleri de, albümleri de sizinle paylaşmak istedim. Bu hafta radarıma düşenleri. Moses Rockwell'den Until You Run Out of Cake var. Black Joshua, Milka Valley ve Lee Scott'tan Svegasus var. Signs of Life'dan Change Your Views var. The Cool Kids'den Before Shit Got Weird var. Bayağıdır da Cool Kids'in albümü bekleniyordu. Güzel oldu. RZA ve DJ Scratch'ten Saturday Afternoon Kung Fu Theater var. Ve Tom Spliff ve Vic Monroe'dan Words to the Wise var. Bu kadar mıdır? Bu kadardır. Sevgili dinleyenler, anca 4. sezonunda artık yavaş yavaş popüler olmaya başlayan program Haftalık Hip Hop gündeminin 4. sezonun 8. bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Popüler mi? Valla paylaşıyorlar bölümümüzü falan filan. Instagram'da, Twitter'da çok hoşuma gidiyor bunlar. Abi ben Flow Radyo'nun Instagram story'ninden şey $300'lık ya 300 liralık ayakkabı reklamları paylaşmak istedim. Değil mi? Şey hatırlat da sana vermeyelim Instagram account'unu. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ayakkabı hiç sağlıklı değil. Ama ortopedik değil. Ama biz satıyoruz, alın. Aynen. Bakınız öyle. 300 lira. Kilosu 300 lira. Ya o şeyleri falan dinleyince çok kötü oldum. Sen birkaç hafta önce bana Twitter'daki bir mevzuyu göstermiştin ya. O rap sayfaları bir tane paylaşım için kaç para alıyorlarmış. Milletten talep ediyorlarmış falan filan. Saçma sapan rakamlar böyle. Çok yani kötü bile, ya. Çok bir de yaptıkları şey ne biliyor musun? Ünlü olan reels'leri alıp onlara işte sıradan metinler yazıp. Kötü. Hiçbir geçerliliği yok. Kapat konuyu, hiç güzel değil. Evet sevgili dinleyenler. Salı günleri yayınlanıyoruz biliyorsunuz. Yayın günümüz Salı. YouTube'dan yayınlanıyoruz. Ondan birkaç gün sonra Spotify podcastler kısmına düşüyoruz. Oradan da bizi dinleyin. Dinlenmelerimiz çok güzel gidiyor şeyde. Güzel. Podcastler kısmında. Bu bölümde bütün konuştuğumuz her şey Türkçe olsun, yabancı olsun playlistler hesabımızda Flow Radyo'nun mevcut. Haftalık Hip Hop gündemi playlistleri. Onun dışında Ozan'dan şeyler geliyor. Ne geliyor? Prodüktör listeleri. Prodüktör. Bu hafta Cooking Soul. Haftaya da Fransız elektronik müziğinin 2000'lerdeki en baba şirket olan Ed Banger geliyor ki Ed Banger'ın da biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsunuzdur bilmiyorum. Pharrell Williams'la olan bağlantıları da var. Bayağı sükse yapmış ve önemli bir şirket olduğunu düşünüyorum. Güzel. Benden de Golden Era listeleri her hafta birer tane hazırlamaya çalışıyorum. Onlar da güzel paylaşılıyor, güzel beğeniler alıyor. Çok şey, hoşuma gidiyor. İsyankar 63 Golden Era bölümü gelecek mi? Metin ben. Özel bölümü hazırlayacağım şimdi bu hafta. Şahin Dekak. Onu sen hazırlayacaksın. Tamam, onu ben hazırlayacağım. Evet, kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.